toplumda yaşanan zengin fakir arasındaki bu ayrım ortadan israf ve yolsuzluk kalkmadıktan sonra bitmez. Yeter artık. Geçen de söyledim, çalıyor ama çalışıyor. Bal tutan parmağını yalar. Ben Beypazarı Belediye Başkanı iken Ankara'ya geldiğimde taksiye bindiğimde artık belediye başkanım demeye utanıyordum bu zihniyetten dolayı. Allah'a çok şükür 10 yılda Beypazarı'nda belediye başkanlığı yaptım. Ne bir soruşturma geçirdim, ne şahibe oldu ortada. Web sayfasına tek bir kelime bir şey çıkmadı. Yine Ankara'da 5 yılımız bitti. Allah'a çok şükür hiçbir bürokratım savcılığa gitmedi. Bin şükür. En önemli şey, en önemli hizmet budur. Ve kamu yöneticilerinin maaşını halktan aldığını bilirim. Paramız, maaşımız sizden çıkar. Belediye personelimizin maaşı da sizden çıkar. Kaleciye yapılacak yatırımın da parası sizden çıkar. O zaman belediye başkanları, kamu yöneticileri hesap vermelidir. Ben 2009'da aday oldum. Mal beyanımı açıkladım. 2014'te aday oldum. Mal beyanımı açıkladım. 2019'da aday oldum. Mal beyanımı açıkladım seçilmeden önce. Şimdi yine 2019'da 2023'ü yan yana koymak suretiyle mal beyanımı açıkladım. Neden açıkladım? Bütün kamu yöneticileri artık bu şekilde davranmadıkça biraz önce söylediğim olay ortaya çıkmıyor. İnsanlar kamu yöneticilerini siyaseti, siyasetten zenginleşen insanlar olarak görüyor. Bu bizim zorumuza gidiyor. Herkes açıklasın diye. Noktası noktasına açıkladık. Rakibim açıklamadı uzun süre. Sonra açıkladı, eksik açıkladı. Antalya'da bir şeyler çıktı, değil dedi, gazeteci götürdü. Tapusunu televizyondan dün gösterdi. Ziynet eşyası hiç yok. Zannedersin ki 3-5 ton altını var da saklıyor. Çıkart neyin varsa, ziyneti de açıkla, dövizin varsa da açıkla, bankada da hesap yok. O kadar dairenin kira geliri de görünmüyor ki 5 kuruş vergi de vermemiş. Nasıl bir anlayış böyle? Ve öğreniyoruz ki o kadar mal göz olmuşlar ki babası, kız kardeşinden aldığı vekaleti kötüye kullanarak babasından kız kardeşine gelen malları da üstüne geçirmiş ve onun mahkemesini görüyorlar. Bu nedir Allah aşkına? Bu nedir? Ve değerli hemşerilerim, bu tartışma olumlu bir tartışmadır. Yarın, bugün televizyonda gündüz konuşuyorlardı. Bu öyle bir olay oldu ki dediler. Çok mal olup zengin olan birileri bundan sonra bir yere aday olurken yarın benim de mal beyanımı birileri ister diye çekinecek belki de. Ya da kendine güveniyorsa açıklayacak. Dolayısıyla siyasete bir temizlik gelecek diye bugün televizyonlarda bunun yorumunu yapıyorlardı. İnşallah da öyle olsun. Şimdi değerli hemşehrilerim, ben 2014 seçiminden sonra mesleğimi yapmaya devam ettim ve benim kızım 2014'te evlendi. Daha sonra doğum yaptıktan sonra bir yıl müddette iş aradık. Mansur Yavaş ya babası, nereye gittiyse kapılar kapandı. Ve çocuk şöyle bir karar verdi eşiyle beraber. Baba, ben yurt dışına gireceğim. Yurt dışında sizin çalışmanız için ya bir firmanın davet etmesi lazım ya da internet üzerinden 10 sterlin gibi bir para yatırarak şirket kuruyorsunuz. İngiltere diyor ki burada çalışacak insanlar istihdam yaratıp vergi verecekse gelsin, yoksa gelmez diyor. Bunun adı Ankara Anlaşması. Bu anlaşmayla gitti. 6 yıldır kirada oturuyor. Ben belediye başkanı olduktan sonra kredi çektim. Her şeyim açık. Bunu da mal beyanımda yayınladım ve oraya bir miktar para gönderdim. O da gitti. Biliyorsunuz yurt dışında İngiltere'de morguş diye bir sistem var. Şimdiye kadar ödediği kira 1500 sterlindi. 1777 sterline 32 yıl sürecek şekilde kredi çekip krediyle ev aldı. 32 yıl alnının terini yiyor. Eşiyle beraber çalışıyor, emeğinin hakkını alıyor. Ve
gidiyorlar kiraya durduğu evin de fotoğraflarını internette yayınlıyorlar. O yetmiyor, Mansur Yavaş'ın kızı İngiliz vatandaşı olmuş diye yalanlara sığındılar. Niye böyle yapıyorlar? Kendi açıkları ortaya çıkmasın diye. Dün Elmadağ'da sordum. Sayın Altınok'un iki kızı da KPSS sınavına girmeden istisnai kadroyla memur yapılmış. Bu kadar servet var. İhtiyacınız mı var? KPSS'siz işe giriyorsun. Peki şu kalecilikteki işsizler bir elini kaldırsın bir bakayım. Bunlar fasulye sarıyor mu? Bunlar niye giremiyor işe? Bunlar niye giremiyor? Bunların ihtiyacı daha çok değil mi? Bu kol hakkı değil mi? Bu kol hakkı değil mi? Değerli hemşehrilerim. Olmaz böyle bir şey. İhtiyacınız da yok sizin. Keçiören Belediye Başkanı olmasaydınız onları işe de sokamazdınız. Ben diyorum ki malınızdaki şaibeyi falan bilmem, öyle bir iddiam yok. Ama siz bu kul hakkını ödeyemezsiniz bu gençlere. Bu daha berbat bir konudur. Torpille, mülakatsız, sınavsız işe sokmak kendi çocuklarını daha beter bir, bence daha ayıp bir husustur. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.